Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, TYT Türkçe konsantrasyon branş denememiz çıktı. Matematik de yolda. Hemen Türkçe ile ilgili Onur Hocam'la biraz sohbet edelim. Hocam biraz bize kitaptan bahseder misiniz? Evet, öncelikle tabii bu kitapların her biri çıktığında ben çok heyecanlanıyorum Nagihan. Böyle ağlamakta oluyor yani böyle. Tamam ya, bu kitabımız da geldi. Gerçekten de çok güzel de bir kitap olmuş. Baskısıyla, özellikle kapak rengiyle çok güzel bir kitabımız oldu. Tabii ki bu biçimsel güzelliğinin yanında içeriksel olarak da çok güzel bir kitap oldu bu onlu denememiz. İçini de gösterelim tabii biraz. Ki içini gösterelim ve 2018 2019 sınav sistemi değişti biliyorsunuz gençler. 2018 ve 2019'da uygulanan TYT'yi tek tek inceledik. Yani sorulara baktık. Hatta böyle soru dağılımları nasıl olmuş, kolaylık zorlukları nasıl olmuş hepsini tek tek inceledik. Ve ona uygun bir şekilde bu 10 tane denememizi ne yaptık gençler? Hazırladık. Bu şekilde de kitabımıza yerleştirdik. Gördüğünüz gibi son derece ferah Nagihan kitabımız. Akış bir şekilde gidiyor. Öğrencilerimiz sorularını ne yapıyor? Çözüyor. Tabii bu soruları çözdükten sonra değerli gençler illaki yapamadığımız sorular olacaktır. Tabii ki gönül ister ki full yapın. Ki gerçi bizim videolarımızı izleyen öğrencilerim ben full yapacağına inanıyorum. Onu da söyleyeyim ama illaki yanlışlar da ne yapacaktır? Çıkacaktır. Peki yanlışlarınızı nasıl kontrol edeceksiniz ya da çözümleri görebilecek misiniz diye baktığımızda elbette ki görebileceksiniz. Bunların tamamını biz ne yaptık? Çözdük. Öğrenciler çözemediği sorularda ne yapacaklar? Bana telefon ediyorlar. WhatsApp'a mesaj atıyorlar. Artık ileri boyuta geçtik. Hiç gereği yok. Hatta ev adresi veriyoruz. Kapıyı gelip soruyorlar. Tabii bunu böyle bir şey yok. Allah'tan teknoloji gelişti. Böyle şeylerimiz bak, var. Burada ne var? Nagihan? Kare kod. Bunlara da ben acayip bayılıyorum. Böyle kare kodu çekiyorsun. Eğlenceli. Tabii kare kodu çekiyorsunuz değerli gençler. Ve mesela bu denemedeki yapamadığınız sorunun çözümlerine ne yapıyorsunuz? Ulaşıyorsunuz. Tabii bu denemelerden verim almak istiyorsanız değerli gençler her zaman dediğimiz gibi denemenin analizini de yapmanız lazım. Yani yanlış yaptığınız sorular üzerinden kendinizi değerlendirmeniz lazım. Süre tutmanız lazım. Mesela birinci denemeyi atıyorum 60 dakikada çözdünüz. İkinci denemeyi bakalım kaç dakikada çözüyorsunuz. Onu da ne yapmanız lazım? Kontrol etmeniz lazım. Hatta onun için Nagihan aradığını fark ettim. Dur bulacağım. Dur. Kitap benim. Çek elini. Şimdi bakın burada bak pesbembe güzel. Evet, yine niye? Öğrenciye bir şey gelsin diye. Şöyle çevirelim hatta. Evet. Şimdi burada tabii ki 10 tane denememizi böyle yerleştirdik. Şu şekilde ne yaptık? İşte çözdüğün tarih ve saat. Bunu mutlaka yazsınlar. Süre mesela kaç dakikada çözdüğü, doğru sayısı, yanlış sayısı, boş bıraktığı sorusu, neti. Şurası önemsiyorum. Notlar kolay ve zor gelen sorular. Kendilerine not gibi. Yani ben bu denemede şurada zorlandım. Şu konuya dikkat etmem lazım gibi yazsınlar. Bu şekilde de kendilerini kontrol etsinler. Üzerinden çok zaman geçtikten sonra da zor gelen işte zorlandıkları yerleri buradan direkt görüp hatta tekrarlarını da yapabilirler. Evet. Çok mantıklı bir sistem dediğim olmuş. Gibi çok güzel, çok tatlı bir kitap oldu. Hatta şunu da söyleyeceğim. Hani böyle çok güzel romanlar okursun da Nagihan. Evet. Böyle hocam. Romanın son kapağını kapattığında keşke bitmeseydi derdi. Bitirmek istemezsin. Ha işte bu kitap öyle bir kitap. O sayfaların kokusu. Sayfaların kokusu sende de kalır ve hatta o kitap bitirdikten sonra da böyle değiştiğini hissedersin. Bir şeyler kattığını hissedersin. İnanın bu denemeler o kalitede oldu değerli gençler. Hatta biliyoruz çoğunuz öğrencisiniz, çok kitap alıyorsunuz, ekonomik yönden sıkıntılar da yaşıyorsunuz. Denemelerimizin ücreti de son derece uygun. Kaç lira? 15 TL. 5, 10, 15 TL. Onun için orada da bir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde alıp çözebilirsiniz. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Bu kitabın da faydalı olacağına inanıyorum.